Sayın Altan Tan. Sayın Tan, süreniz 10 dakika. Hoş geldiniz. Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, inan edin benim bu GAP'la ilgili konuşmalarım neredeyse böyle mutat hale geldi. Bu 6. 7. senedir devamlı konuşuyorum. Ben bundan evvel neler konuştum diye geçmiş bütçe konuşmalarında aldım, bir okudum. Baktım ki bugün yine aynı şeyleri söylemek zorundayım. Ve biraz da üzüldüm. Yani keşke farklı durumlar olsaydı, gelişmeler, ilerlemeler, çözülen problemler olsaydı da ben böyle işte 23 Nisan'da aynı şiiri her sene okuyan çocuklar durumuna düşmeseydim. Ama maalesef dert aynı olunca söylenecek şeyler de tekrar tekrar aynı şeyler oluyor. Şimdi nedir bu GAP denildiği vakit? GAP tabii Türkiye'nin işte aşağı yukarı 60-70 yıllık bir hikayesidir. Tam Menderes iktidarı döneminden başlayan, Süleyman Demirel iktidarları döneminde devam eden ve bütün dünyaya Türkiye'nin o tarihler itibariyle, hatta bugün de belki yine öyle, en büyük projesi olarak takdim edilen bir projesi. Ve yine devletin bütün bu raporlarında mutat bir ifade var. Yani her yerde geçen bir ibare var. Deniliyor ki GAP, işte Gaziantep, Adıyaman, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Siirt ve Batman illerini içine alan mıntıkada bittiği vakit bütün eski tabirle taallukatlarıyla, yani bağlantılarıyla birlikte, sanayisi, turizmi, sağlığı, kültürü, eğitimiyle birlikte 3 milyon 800 bin kişiye iş imkanı bulacak. Bunun nüfusa tekabül eden kısmı yaklaşık 20 milyon. Yani ortalama bir haneyi bölgede 5 kişiden hesaplarsak 20 milyon bir nüfus olacak. Peki bugün ne kadar nüfus var? Yine 31-12-2016 tarihi nüfus kayıtlarına göre bu saydığım illerde 8,5 milyon nüfus var. Yani dışarıdan bugün itibariyle bu proje tamamlandığı vakit 11,5 milyon insan daha gelecek. E bundan daha güzel bir şey var mı? Hadi olsun. Ama ne yazık ki değerli arkadaşlar, yıllardır aynı şeyleri söylüyoruz. GAP'taki barajların %90'ı bitirildi şu an. Mesela bir Urfa Atatürk Barajı, Keban Barajı, Karakaya Barajı, Silvan Barajı, yani onlarca baraj ve gölet. Bunlar bazıları 20 yıl evvel, 25 yıl evvel bitirildi. Ama sulama kanallarının bugün itibariyle yine %60'ı henüz bitmiş değil. Atatürk Barajı 20 küsür sene evvel su tuttu ama henüz o barajın suları Deri'yi geçmiş değil. Yani Viranşehir hududunu geçmiş değil. Şimdi tabii her sene soruyoruz, niye? Niye? Ve benzer cevaplar alıyoruz. İşte efendim bazı seneler ödenek yok deniliyor. Bazı seneler ya bu sizin bildiğiniz gibi değil. Bunlar öyle bir senede iki senede bitecek projeler değil. Bunların zamanı var, müddeti var, termini var vesaire vesaire. Bazı senelerde efendim bölgede terör var, iş makineleri yakılıyor, müteahhitler engelleniyor. Dolayısıyla da bu barajların esas yapılamamasının sebebi bu. Değerli arkadaşlar, bunların hiçbiri değil, maalesef değil. Maalesef. Şimdi zamana ve paraya gelince, yani bir ve ikinci maddelere gelelim. Bu bir ve ikinci maddelere baktığımız vakit Türkiye öyle işleri o kadar kısa zamanda bitirmiş ki, bir örnek vereyim size, 3. Boğaz Köprüsü, İzmit-Bursa yolu, işte meşhur Körfez geçişi, Avrasya Tüneli, yine aynı şekilde şu an bütün hızıyla günde 1800 kamyon ve 200 iş makinasının çalıştığı büyük havaalanımız, yani 3. havaalanı. Bunların ortalama bitirilme süreleri 3'er yıl. Ve bunların her birisi dev projeler. Yani 3 milyar dolarlık, 5 milyar dolarlık, 10 milyar dolarlık projeler. Demek ki Türkiye'nin parası da var, zaman da buna gerekçe değil. Peki ne olabilir? İşte üçüncü bir iddia. Efendim terör olaylarından dolayı bunlar bitmedi.
Devlet izin vermese, projesini vermese, ihalesini vermese, kredileri bütün içerideki Halk Bankası'ndan, Vakıflar Bankası'ndan, Ziraat Bankası'ndan kaynaklandı. Sayın Tanal, ben şimdi tekrar bunları bir iş adamı olarak da anlatmayayım. Nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Devlet kefil oldu bunların hepsine. İç kredilerine de, dış kredilerine de. Yani bu teferruatlara girmiyorum. 10 dakikamın 1,5 dakikasını çaldınız Sayın Tanal. Sizden alacağım. Evet, estağfurullah. Yani dolayısıyla devletin parası da var, gücü de var, zamanı da var. Tekrar gelelim bu olaylar meselesine. Yahu siz Kulp'un dağlarında HES'leri bitirdiniz. Kerboran'da Turabdin'le Botan arasında Ilısu Barajı'nı bitirdiniz. Atatürk Barajı bitti, Karakaya bitti, Kral Kızı bitti, Dicle Barajı bitti. E peki dağda bu olaylar olmadı veya oldu da buna rağmen bu barajlar bitti de Urfa Ovası'nda, Kızıltepe Ovası'nda, Diyarbakır Ovası'nda niye bitmedi bu kanallar? Değerli arkadaşlar, bir derin devlet aklı olduğu kanaatindeyiz. Bölgede bu 20 milyon nüfusun gelmemesi, toplanmaması, sosyoekonomik durumunun, etnik yapısının, sosyal dengelerin halkın lehine değişmemesi için, göçün batıya devam etmesi için maalesef bu kanallar geciktiriliyor. Başka bir izahı yok. Yani bir herhangi bakan, bu konuyla ilgili bakan veya Devlet Su İşleri Genel Müdürü, o işe bakan Sayın Bakan Veysel Eroğlu çıksın desin ki kardeşim bundan dolayı bitmedi. AK Parti iktidara geldiği vakit 2012 yılında bunlar bitecekti. Sonra 14'e revize edildi. 15'e, 16'ya, 17'ye, 18'e geldik. Ne zaman bitecek belli değil. Sadece Diyarbakır'da 500 bin kişiye yeni iş alanı açılacak. Silvan projesi bittikten sonra. Silvan Barajı projesi bittikten sonra. Bütün sosyal yapı değişecek. Kültür, ekonomi, ilişkiler, eğitim. Onun için değerli arkadaşlar, bu konuda her yıl aynı şeyleri söylüyorum, benzer şeyleri söylüyorum. Lütfen bir bakan veya başbakan çıksın, bunlar niye bugüne kadar bitirilemedi anlatsın ama makul bir şeyler söylesin. Tabii makul bir şey varsa, bence yok, maalesef yok. Bir de bu GAP dediğimiz iş, işte adı üzerinde, sadece sulama kanalı ve baraj işi değil. Havaalanları var, otoyollar var, üniversiteler var, demir yolları var. Birbiriyle bağlantılı büyük bir proje. Bunun bir master planı var. 50 senedir, 60 senedir bir master planı var. Bunun ne kadar revize edildiğini de bilmiyoruz. Yani ben buraya gelmeden de bütün kaynaklara baktım. Bu revizeler yapıldı mı, yapılmadı mı? Ciddi bir revize yok. Mesela en önemli ayaklarından birisi eğitimdir. Bugün Eskişehir, Konya ve Erzurum. Tekrar söylüyorum. Eskişehir, Konya ve Erzurum'daki üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı 100 binin üzerindedir. Erzurum'un nüfusu 400 bindir, merkez nüfusunu diyorum. 100 binin üzerinde 102 bin öğrenci var. Diyarbakır şehir merkezi 1 milyon küsür, vilayet nüfusu 1 milyon 674 bin. En eski üniversitelerden birisi, 1970'lerde kurulmuş. Öğrenci sayısı 32 bin. Isparta Üniversitesi'nden, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden daha az. Niye? Bir derin akıl orada 100 bin gencin olmasını istemiyor. Çok güzel, Allah razı olsun sordunuz. Niye? Hayır, şey yok, kadrosu yok. Kadrolar boş kalsa haklısınız. Bakın o kadar şey sorular soruyorsunuz ki, yani basit sorular. Şimdi eğer kadrolar olsa, 100 bin kişilik öğrenci olsa, sizin dediğiniz gibi tırnak içinde terörden dolayı orayı öğrenci tercih etmiyorsa, valla diyeceğiz kardeşim, devlet okul açtı, tıp fakültesine 150 kontenjan verdi, 50 kişi geldi, 100 kişi gelmedi. Kadrosu yok. Yok. Peki neden yok? Yani GAP dediğimiz, Diyarbakır'dan Avrupa'ya hava yoluyla uçuşlar başlayacak. 3 senedir bugün, yarın, öbür gün başlamıyor. Günde bazı günler 21 uçak iniyor, 21 uçak kalkıyor Diyarbakır'dan. Bütün uçaklar full. Tamamı full. Rakamları istiyorum ben. Soru önergesi veriyorum Türk Hava Yolları'ndan, Anadolu Jet'ten. Ortalama yolcu sayınız nedir? Ortalama bilet fiyatı nedir? Kar nedir? Zarar nedir? Şirket diyor gizliliğidir, bildirilmez. Dolayısıyla GAP'ın bir bütün olarak değerli arkadaşlar, otobanıyla, Urfa Habur otobanıyla,
Urfa'dan Mardin'e, Musul'a devam edecek demir yolu hatlarıyla her şeyle bir bütün olarak planlanması lazım. Makul bir cevap bekliyoruz ama bulamayacağımızı biliyoruz. Saygılar sunarım. Teşekkürler Sayın Tan.